Merhaba sevgili arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 4. sınıf tartma konusunu işleyeceğiz. Eğer hazırsa kaydı videoya başlayalım. Şimdi konumuz kilogram ve gram. Önce tartmayla başlayacağız. Sonra kilogram ve gram arasındaki birim çevirmelerini göreceğiz. Sonra da bunun problemler kısmı var. Problemleri de işleyip bu videoyu tamamlayacağız. Şimdi öncelikle sayfa 220'deki sorumuza bakalım. Şurada demiş ki, aşağıda tartılan nesnelerin kütlelerini kilogram ve gram cinsinden yazınız demiş. Şimdi burada bakalım. Birincisinde bize salatalık verilmiş. Şöyle büyüteyim burayı. Ve de ne var? Bakın bir tam var. Sonra 200 gram var ve 50 gram var sevgili arkadaşlar. Biz bunu ne yazarız o zaman? Şu 200 gramla, şu buradaki kalem biraz kalın kaçtı. Şöyle yapalım. Bu 200 gramla bu 50 gramı toplarız. 200 artı 50'den burası 250 gram olur. Sonrasında ne var? Bir de 1 kilo var. O zaman bu salatalığımız ne kadarmış? 1 kilogram 250 grammış. Onların da kısaltmalarını yazdım. Gram için G, kilogram için KG. Hemen yan tarafına geçiyorum. Bakın burada ne vermiş? Dikkat edin. Şunu 1 bölü 2 kilogram demiş. Yani 1 bölü 2 demek yarım demektir. Yarım kilogram. Yarım kilogramda ne olur? 1 kilogram, 1 kilogram normalde 1 kilogram yeri gelmişken söyleyelim. 1000 gram eder. 1 kilogram 1000 gram eder. O zaman yarım gramda, yarım gramda ne olmuş olacak? Şey, yarım kilogramda 500 gram edecek o zaman. O zaman burayı yazacak olursak demek ki muzlar 2 kilogram 500 grammış sevgili arkadaşlar. Şimdi devam edelim devam edelim. Burada ne yapacağız? Burada şöyle bakın bize başka ölçütler vermişler. Hemen kilogramlarımızı kendi içinde toplayalım. O zaman ne olmuş olur burası? 1 artı 2'den 3 kilogram. Gramlarımızı da toplarsak yine bir 200'lük bir de 50'lik var. Burası da 250 gram eder. Toplamda o zaman bu portakal sanırım 3 kilogram 250 gram olarak 3 kilo 250 gram olarak da halk diliyle karşımıza çıkmış olur. Ve son olarak geldik paketimiz. Paketimizde bakın 5 kiloluk bir ağırlık büyük bir ağırlığımız var ve 1 kiloluk bir ağırlığımız var. O zaman toplam 6 kilogram ve de küçük bir ağırlık olarak da 200 gramımız var. Gördüğünüz gibi paketimizin ağırlığı da bu olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi kütle ölçü birimlerini birbirine çevirme demiş. Buradaki olayımız şu gramımız, miligramımız, işte kilogramımız, bunları bilmemiz lazım. tonumuz, bakın burada arasındaki ilişkiyi inceleyelim demiş. Ne vermiş? 1 kilogram 1000 gramdır. 1000 tane tek 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 tek. 1 kilo ediyor. Zaten bu kilo mantığı ileride e, uzunluk ölçmede ya da işte alan ölçmede, işte hacim ölçmede, bu kilo zaten kilo mantıklı olarak normal birimin, standart birimin bin katıdır. Kilo kelimesi kelime olarak bin katı zaten. Mesela mili kelimesi de mili kelimesi de yine bin katıdır ama kayıp olarak bin katıdır. Aşağıda bin katıdır. Yani gramsa burası. Burası gramsa şöyle yapayım hatta o silinebilen kalemle yazayım. Burası gramsa normal birimin benim gramsa işte burası kilogram olur burası miligram olur. Normal birimin benim metre ise Burası kilometre olur. Burası milimetre olur. Bakın milimetre hani uç kutularının uzunluğu gibi düşünün. Sonra burası eğer atıyorum alan hesabı yapacağız. Metre kare ise o zaman burası kilometre kare. Burası da milimetre kare olur. Yani bu kilo ve mili kelimeleri standart ölçü bilimleridir. E, ve bunlar normal ölçümüzün gram, metre, işte e, litre gibi ölçülerimizin biner katıdır. Şimdi geri dönecek olursak burada bize ne demiş? 1 kilogram 1000 gramdır. Evet gram burada standart olan önüne kilo 2 geldiği için 1000 alıyoruz. Eğer önüne mili gelseydi daha küçük bir birim olduğu için 1000'e bölecektik. Şimdi bu durumda devam ediyorum. 1 ton içinde 1000 kilogram demiş. Bu özel bir birim. Bu gündelik hayatta da en çok kullanılan hesap ton hesabı olduğu için kilogramın bin katı olmuş oluyor. Bunu da bilmek lazım. Yani bir tonda bir kilogramı binle çarparak bulunuyor sevgili arkadaşlar. Şimdi geçtik bakın. Bir gram, bak gramın da aşağısı miligram. Bin miligramdır diyoruz. Ha bu durumda o zaman bir kilogram, bir kilogram kaç miligramdır desek ne yapacağız? Önce kilogramdan grama ineceğiz. Bin Sonra gramdan miligrama ineceğiz. Bir bin daha o zaman bir milyon miligram gibi olmuş oluyor. Böyle dönüşümler yapacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim dönüşüm sorularımız nelermiş? Şurada etkinliğimiz var. 222'deki bakalım. Demiş ki burada birinci de 5 kilogram demiş. Nokta nokta gramdır. Kilogramdan grama bin. Binle çarpmamız lazım. O yüzden 5000 gram diyoruz. 12.000 miligram kaç gramdır demiş. Şimdi miligramdan yukarı doğru bir hareketlenme var. O yüzden daha da e, yüksek bir yere noktaya çıktığımız için sayısal olarak değer kaybedeceğiz. O yüzden bine böleceğiz bunu. 12 gram olmuş oluyor. Bakın burada bir ters ilişki var. Onu da söyleyeyim size. Bakın miligramken grama çıkıyorum ya. Yani yükseliyorum. O zaman ben yükseliyorsam sayısal olarak da düşmem lazım ki terazinin dengesi bozulmasın. Şimdi devam ediyorum o zaman. Şurada ne demiş? 8 ton demiş. Ton üst daha günlük hayatta kullandığımız bir şey kilogramın üstü olduğu için Tonun üstünde o zaman kilogramdan aşağı inersek 8000 kilogram oluyor Tam tersi eğer kilogramdan tona çevirme yapacaksak Yani birimimiz yükseliyorsa o zaman sayımız düşecek Yani burası o zaman 48 ton olarak karşımıza çıkmış olacak sevgili arkadaşlar Ve geldik şuraya ne vermiş? 6 gramdan miligrama. Bakın burada şu yine ters orantı muhabbetini yapabiliriz. Bakın miligrama düşüyorum. O zaman bu sayım benim artması lazım. O zaman ne olacak? 6000 olacak. Hani böyle de eğer şeyse kafanız çok karışıyorsa böyle ezber yoluna da gidebilirsiniz. Gramdan kilograma artış var. Birim olarak yukarı çıkıyorum. O zaman sayısı olarak aşağı inmem lazım. O zaman diyorum ki 65 kilogrammış diyorum bu sonuç. Evet dönüşümlerimizi de yaptık. Şimdi problemler sayfası vardı yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki problemlerimizi de halledelim. Aa, problemlerimiz yokmuş. Problem çözme kurma vermiş. Ha, pardon. Ha, şurada problemlerimiz de var. Sayfa bana boş geldi. Tamam. Şimdi sayfa 226'yı da halledelim. Bu olayı bitirelim sevgili arkadaşlar. Evet başlıyorum. Birinci sorumuza demiş ki Emre'nin kütlesi 34 kilogramdır. Babasının kütlesi Emre'nin kütlesinin 2 katından 4 kilo fazladır. Emre'nin babasının kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi burada yapacağımız ilk iş şu. Emre'nin kütlesi 34'müş. Babası diyor Emre'nin 2 katından 4 kilo fazladır. O zaman ne yapacağız? 34 kilogramı 2 ile çarpacağız. 2 katı dediği için 68 kilogram oldu. Ve bunun da 4 kilo fazlasıymış. O yüzden 68'e de 4 ekleyeceğiz. Demek ki babası 72 kilogrammış diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Ne demiş? Şöyle aynen. Merve Hanım diyor. Kilogramı 68 lira olan fındıktan çeyrek kilogram aldı. Çeyrek demek ne demek? 4'te biri demek. Yani o zaman 68 ise kilosu biz bunun 4'te biri kadar almışız. O zaman 68'i hemen bir dörde bölersiniz bir kenarda. 40'a kadar 10 var. Oradan 28, 4 kere 7, 28, 10 artı 7, 17'ymiş demek. Merve Hanım aldığı fındığa kaç çift lirası ödemiştir? 17 TL. TL'nin şu yeni sembolünü yapabilecek miyim? Şöyle bir şeydi değil mi? Aynen. 3 tane de demiş. Bir kamyonun kütlesi 4 tondur. Bu kamyona 5900 kilo çimento yüklendi. Kamyonun yüküyle birlikte kaç kilogramdır demiş. En son bize kilogram sorduğu için cevabı da kilogram vermemiz gerekiyor. O yüzden öncelikle şu 4 tonu dönüştürelim. 4000 kilogram olarak. Şimdi bunun üstüne ilave yapılmış. O zaman 4000'in üstüne toplayacağız 5900'ü. Bu durumda burası arkadaşlar ne olmuş oluyor siz söyleyin. 9900 kilogram olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Orada bir çizgi çıktı yanlışlıkla. Evet. Geldik dördüncü soruya. Bir pakette 72 gram susam vardı diyor. Paketteki susamın 6'da 5'i kullanıldı. Pakette kaç miligram susam kalmıştır? Şimdi bu gram bize sonuç olarak miligram soruyor. Bu sonuçta ne sorduğuna çok dikkat edin. Öncelikle dönüşümüzü tamamlayalım. 72 ne yapacağız o zaman? Bu miligramdı. Şey miligram diyorum affedersiniz. Bu gramdı. 72 gramı neye dönüştüreceğiz? Miligramı o zaman 72 bin miligram oldu. Şimdi bu 72 bin miligramı da ne yapacağız sevgili arkadaşlar? 6'da 5'i 6'ya bölüp 5'te çarparsak. Yani 72 bin 6'ya bölersek 72 6'ya bölünür 12 olur. 12.000 olur. Bunu da 5 ile çarparsak eğer 12.000'i de çarparsak 5 ile cevap ne olmuş oluyor? 60.000. Demek ki 60.000 mg susam kalmıştır sevgili arkadaşlar gördüğünüz üzere. 5'li ne demiş? Hasan Bey kuru yemişçiden 1 kilo karışık kuru yemiş aldı diyor. 1 kilo almış alınan kuruyemişin 300 gramı leblebi, 150 gramı kuru üzüm, 200'ü fındık içi, geriye kalanlar da fıstıktır diyor. Fıstığı sormuş. Okey. Şimdi 1 kilo demek ne demek? Şöyle kırmızıyla devam edeceğim. 1000 gram demek. Değil mi? 1 kilo demek 1000 gram demek. O yüzden şu 300'ü efendim 150'yi ve 200'ü topluyorum. Buranın toplamı ne olacak? 500 650 olur. 650 gram. Şimdi ne yapacağım? Binden bu 650'yi çıkartırsam fıstığı bulmuş olurum. Şu sağ tarafa çözeceğim. Bin eksi 650'den de burası ne olmuş oluyor? 350. Demek ki 350 gram da bizim neyimiz varmış? Fıstığımız varmış sevgili arkadaşlar. Ve geldik son sorumuza. Yandaki verilen yararlardan yararlanarak bir problem kurunuz. Kurduğunuz problemi defterinize çözünüz. Elma, portakal, muz, manava gittik. İşte kaç kilo alalım? 2 kilo elma. Ee, i̇şte Manav'a giden e, ne olsun? Benim adım Mustafa mesela. Manav'a giden Mustafa. Manav'a giden Mustafa. Siz kendi isminizi de verebilirsiniz. Biraz hızlı yazacağım o yüzden yazım kötü olacak ama okuduğumu takip edin. İşte 2 kilo elma. 2 kilo elma. İşte 3 kilo portakal. 3 kilo portakal. İşte bir... Ne olsun? Kesirlerle uğraşmayalım. 1 kilo muz olsun. Fazla da uzatmayalım. 1 kilo muz alarak e, Manava Şimdi bir hesap yapalım. 8, 3 kere 15, 23 Tamam. Manava 50 lira verirse 50 lira verince Geriye Kaç lira para alır diyelim. Kaç lira Para Alır. Yani pek miligramları gramları karşı hesap yapmadım. Ee, bu durumda ne olacak? 2 kilo elma. Şimdi çözümüne başlayalım. Mavi ile geliyorum. 2 kilo elma olduğu için 2 çarpı 4'ten 8. İşte 3 kilo portakal olduğu için 3 çarpı 5'ten 15. 1 kilomuz olduğu için 1 çarpı 7'den 7. Burayı toplarsak 15, 15, 30 lira oluyor. Ulan hesap da kolay oldu. ha. Çünkü ben biraz toplama çıkarma özürlüyüm. 50'den de 30 çıkarsa sonuç olarak 20 lira geriye parası kalmış oluyor sevgili arkadaşlar. Ve video burada bitiyor. Evet umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Yeni gelen arkadaşlarımız içerik takibi için abone olabilirler. Sorularınız ve görüşleriniz için aşağıda yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Bir başka videoda bir başka faydalı içerikle buluşmak üzere diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.